Herkese merhaba, ben Şenol. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet abi, biraz kafayı kayışı kopartır geyikleri yapıyorlardı. Haklılar, haklılar. Öncelikle bunu da geçmeden geçti sayıyor. Neden en ufak fikrim yok. Geçemiyordum çünkü, bayağı beceremedim galiba. Anlamadım, bir ara bitirdim. Ben mi farkına varmadım? Uçak denemeleri vesaireler vesaireler. Yok abi. Bunun taktik olarak internette adamlar çok acayip bir şey yapmışlar. Onu bir deneyeceğim yapmayı. Uzun lafın kısası şeyle hallediyorlar. Pistonla abi. Süspansiyon. Abi doğru ama işte bak, bunların tamamını düşünmek lazım. Benim hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Şimdi şöyle baktığın zaman dönüyor bunlar sürekli abi. Oradan hesap edeceksin olaya. Ben manyak gibi havada bunları öldürmeye, üstlerine yardırmaya falan. Aslında kendi kendini öldürebilirler. Tabii onu kendi kendine öldürebilecek bir alet yapabilirsek. Bu arada Steam'den bir şeyler indirdim de buraya pek uygun düzgün bir şey yok. Adamlar bu modlarla böyle manyak manyak şey, Transformers falan yapan var ya. Allah katı görürsün niye öyle bir şey yapıyorsa. En ufak fikrim yok. Genel olarak abi ortaya full süspansiyonlardan dizeceğiz. Normal lastik, başka kendi unpowered ne var? Powered wheel. Bu da normal gidiyor değil mi yani? Bir sıkıntı olmuyor yani, sağlam. Bundan gördüm, bunu pek kullandığım yok benim de yani. Niye kullanmıyorum bilmiyorum. Yani normalde saldığın zaman evet abi gayet sağlıklı bir şekilde gidiyor. Dönüş tabi biraz sıkıntı bunda. İkinci lastikleri koyduğun zaman nasıl oluyor? Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Şeyi deneyelim. Şuradan bizim standart ayarı. Lastiği pek kullandığım yok aslında. Çok limitli kaldım. Belli yerlerde hep hesap ediyorum ben. Belli alet edevatlarla. Öyle fazla ilerleyemezsin abi. Yani ufkum açıldı diyebilirim. Steam'de biraz dolaştım. Şeyde biraz dolaştım. Ufkum açıldı. Hoş, çok uzun süre oynayacağımdan değil yani. Bayağı yeni oyun da birikiyor elimde. Yeni yeni oyunlar çıkıyor. Özellikle bu ara yayınları biraz abarttım. Yetiştirmekte zorlanıyorum videoları. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Sağ, sol, ileri. Ne oluyor gibi ya? Tamam. Bu tabi ayakta duracakmıştı. O biraz sıkıntı. Süspansiyon abi. Şöyle saldığın zaman kendi normal duruyor mu ya? Hop. Bu o süspansiyondan değil o zaman ya. Piston, süspansiyon değil. Büyüyen büyüyen bir şey var. Cümle Türkçe abi, Türkçe yapacak bir şey yok. Çıt 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 çıt. Temel olarak dur, hatta şunu aşağı indir. Lan dur. Temel olarak şunu şuraya dolduruyorsun abi. Çıt 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 çıt. Şöyle durduğum zaman öyle olmuyor ana. Çıt çıt çıt. Ayakta duracağından da şüpheliyim ya. Ayakta durması için ekstra bir şeyler yapmamız gerekebilir. Hangi tuş var da bu? H. Bunların hepsinin kalktığını düşün. Dev gibi şey. Dev gibi şey. Allah'ım ya Rabbim, cümle kurdurtmaz arada. Şunu şişettirdim mi? He? Ya yok artık ya. Evet, baya baya şeyine geliyor. Boyuna geliyor. Vay anasını. Teknolojiyi kes oğlum. Zaten bir kendileri bir patır kütür gidiyor. Çok fazla darbe şettirmeyelim. Böyle olsun bir ilk başta. Hoba! Ya yok artık. Aslında ne kadar basit. Farkında mısın? Bir iki tanesi kaçar gibi oldu da. Onlar da biraz beklesen çarptırırsın ya. Oş, bu üstten geçiyor. Geçmiş olsun. Bir tane kalır abi. O manyak bayağı. Ha geçmiş olsun. Kalmadı. GG. Teknolojiyi kes. Ama gel gör ki. Bu bölüm basiti. Hadi. Oğlum havadasın lan. Havadasın ya. Havadasın. At gitsin bunu. Bu saatten sonra havadasın.
Ah, ne yap diyor burada tam olarak? Destro 2 Scout Balloon diyor. Ya bir roket moket bir şey yok değil mi ya? Allah'ım ya Rabbim. Ya illa uçurtacak bizi yine ben manyak gibi tabii burada uçmaya uğraşacağım bu bölüme daha. Hiç kurcalamadan bir önceki bölüme çalıştım öyle diyeyim size. Yani çok acayip şeyler var Steam Atölyesi'nde ama hepsi deli deli şeyler için buraya hiçbir uymuyor. Uçak denemesi yapacağım abi ben şu an uçağa kafa yoracağım. Şimdi kanadın tam olarak işlevi yazıyorum üstünde yazmıyor. Yani kanadın işlevini tabii ki biliyoruz da. Dümdüz kanat bir de yani normalde hani kanadın bir eğimi olur ya ona göre bir hava kalkışı falan şettirir. Öyle bir dünya da yok bunda. Süzülmeyi fazlalaştırmak için diyorum ekstra kanat mı şettirsem ya. Hani olayın dışında düşünmeye çalışıyorum. Kızıl baron. Bu kızıl değil tabii de bu da baron işte yani. Heh. Şöyle bir model. Pek uçağa da benzemedi ama. Şimdi ileri gitmemiz için böyle bir şey illaki yok. Böyle bir şey illaki gerekiyor herhalde değil mi? Ya ben bunu buraya sanki saçma oluyor bu ya. Baya uçağa benzetiyorum abi şu anda olayı. Tamamen işin esprisi o. Hani bunun uçup uçmayacağı hakkında en ufak fikrim yok. Şöyle yaptığın zaman kanat normalde nasıl olur? Şöyle olur. Şöyle olur. Şöyle olur değil mi? Yön nasıl verdireceksin ki abi buna? Yani. Yok. Bu bir nevi çekiyor da. Şike yapsak şöyle bir. Tam olmuyor. Tam olmuyor. Yani önüne ağırlık koyup dengelemeye çalışabilirim. Ama motor gücü buna yetmeyecek abi. Orası garanti yani. Bu sefer de öne çakılıyor. Vay namussuz. Tamam. Şunu sil. Daha ortaya yapalım. Şu şekilde. Ortaya dengelemesi için. İşte. Gibi gibi. Gibi gibi. Yani uçası var da uçmuyor. Öyle de bir şey var. Olayın biraz bokunu çıkarttığımız zaman var bir iki fikrim daha var. Biraz daha saçma oluyor ama ne yaparsın? Yani maksat zaten buradaki benim saçmalamalarım değil mi? Yani olay burayı geçmemden ziyade saçmalamalarım bence en azından. Hani olay bölümleri nasıl geçeceğini öğrenmek istiyorsanız çok yanlış yerdesiniz. Onu söylemem lazım. Acayip saçma bir yerdesiniz yani. O neyle dönüyordu? Ha bu kendi hep dönüyor ya. Oha balonları patlatıyor direkt. Aa bir dakika niye? Ha onlar yukarı doğru uçuyor sivri zeka. Bunu bir tık daha yukarı yapmam şart zaten. Nereye kadar uçuyor? Bir kare daha en az. Hatta muhtemelen iki kare daha. Tahmin ediyorum. İki kare daha üstüne şey şettirebilir miyiz? Şettiremeyiz. Şunu biraz indireceğim. Saçmalamaya devam. Şunu tıklasam. Üstüne bunu tıklasam. Aşağıyı sabit tutmanın yolu yok mu acaba ya? Aslında şöyle bir yol olabilir de onu da yapabilir miyiz? Yok zaten gelmiyor ha. Böyle bir şey yok. Şey yok. Yer yok. Yer yok. Yani yer yok derken tabii bunu bir tık da aşağı indirebilirim. Şöyle limite koysam şey düşündüm. Bir kare koyayım. Şundan ters tarafa dönen yapayım. Birbirlerini dengelesinler yersen. Saçmalığı kes. Çok da boktan bir şekilde oldu ya. Bir dakika lan. Şöyle baktığın zaman yok. O bu tarafa değil. Aynı yönde. Oğlum. Şu. Dönme yönü. Heh, tamam. Ben neyi değiştirdim az önce peki? Şu an düzgün. Yani düzgün derken ters. Aynen. Şöyle döneceksin abi sen. Sen bu tarafa doğru dön. Sen de şöyle dön.
Dengeyi sağlar mı sağlamaz mı onu merak ediyorum şu anda. Yok ya, tam sağlamıyor. Alttaki çok dönüyor. Üsttekini ne tür ediyor. Bak bak bak, şeye dikkat edin. Şu ortaya dikkat edin. Hatta dikkat etmeyin. Şöyle ben kilitleyeyim buraya. Bu o kadar hızlı dönüyor ki bu çok yavaş kalıyor. Olmaz. Yok abi, bu alet uçmaz. Onu anladım, tamam mı? Bunu geç, bunu geç. Tek planım bu değil tabii ki. Aklıma birkaç bir şey geldi, onları yapmak istiyordum çünkü. Şöyle yapsam sığar mı? Yine spinning block. Dengelemek açısından. Ama bu sefer şu kanatı kullanacağım çünkü boyu yetmez bunun. Ya bu aslında tam bir kanat. Yani yön itibariyle. Böyle döndüğü zaman. Tabii böyle oluyor ya. Değil mi? Galiba. Doğru. Dönsün bakalım. Yere mi çakacak? Yok, yere çakmıyor. Yere çakma diye bir şey yok. Aynısından buraya da yapayım. Bir üçlü bir ikili. Dengeli tutacak mı? Yani bir havada dengeli duran bir halt ettikten sonra gerisini bir tık daha halledebilirim gibi hissediyorum. Yerse tabii. Spinning. Spinning block. Çıt. Çıt. Kanat. Bu biraz daha kanat ya, baya baya. Baya baya kanat yani. Şöyle dön. Yine dönüyor, yine dönüyor. Arkadaş, altına da ekstra mı koyayım ya? Harbi diyorum var ya, aklıma ne geldi biliyor musun? Bak çok saçma olacak ama. Al size denge anasını satayım. Dur, nerede o? Al, 1, 2, 3, 4. Tamamen şu an götümden uyduruyorum. Bunları ama. Yok. Şöyle. Maske böyle oğlum. Bu da aynı şekilde yukarı kaldırmaya başlar. Aynı bokun lacivert olur. Bu da aşağı itecek. Mantığım şu. Şunların hızını arttıracağım. Bunların hızını azaltacağım. Tamamen kafada kurduğum olay o. Veyahut. Bunlar bu tarafa dönen. Bunlar bu tarafa dönen olsa öyle bir dengeleme yapar mı ki? Hiç sanmıyorum. Yani şunların yönünü tamamen değiştireceksin. Bu sefer aşağı çeker. Orası garanti. Dur bakayım. Flip. Flip. Ne oluyor tam olarak? Biraz sallantılı. Şunların speedini. Tamam da yine dönmeye başlar bu sefer. Speed'i farklı şekilde yaparsan dönmeye başlar. Sıkıntı orada. Ayrıca uçamıyor ki şu an zaten. Bunlar çok ağır oluyor değil mi? Bunların en büyük sıkıntısı o. Hani güzel dengeliyorlar da. Uçan bir şeyde yeri yok bunun ya. Bunun uçan bir şeyde yeri yok. Mucitin. Mucitin. Bu da yalan olur. Olay yine balonlara kalıyor ya. Hani az da olsa bir nevi dengede tutuyor balonlar. Hop. Şöyle halledelim şunları. Arkadaş. Başka taraflardan halletmeye çalışıyorum da. Balonsuz uçuramayacağım galiba ben bir şey. Şimdi şöyle birer koysam. Birer tane de böyle koysam. Bu şimdi havada durabiliyor mu? Yok. Duramıyor. Şu şeyleri kaldırmam lazım. Veyahut. Biraz daha sıkı fıkı yapmaya teşebbüs etsem. Mesela şuraya ve şuraya koyduğun zaman ne oluyor? Oluyor. Buyurun abi. Oğlum yine etmiyor. Demirler felaket ağır ya. Şu demirler var ya, köpek gibi ağır. Yani demirlerin boyunu ufalsam falan belki de. Uzun olunca ama belli bir destek de gerekiyor. Normal kareyle tuttursam onları mesela. Yani şöyle. Bunlar daha hafif olur mu acaba?
Ortaları birleştirmeyle uğraşmadan şöyle bir bakayım. Yok abi. O işte yalan. Öyle de olmuyor. Düşün 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 düşün. Ya şimdi bu haliyle bile durmuyor ki oğlum bu. Bu haliyle bile durmuyor. Ya bu haliyle durmuyor da. Balonları yana asabiliyor muyum? Şuraya koysam ne olur? Ne olur? Ucu ucuna da olsa tutar. Sağ ve soldakileri sallasam. Dengesi yok mu bu işin ya? Ya bu haliyle de aslında yardırabilirim oraya da. Sonuç olarak bir tık da olsa uçan bir şeyim var. Bunları döndürmediğim sürece sağ sol yapmaz. Şuna da geri desem. Olur mu? Şu ileri. Şu sağa. Şu sola. Düz. Mantık. Oha. Denge bozuldu. O zaman sırf dengeyi sağlamak adına tabii onunla da uçabilirse şunları koyduğum zaman çok ağırlaştı be. Sağ sol yapmadan olmaz değil mi? Olmaz. İleri geri yapsam sırf. Hop hop hop. Dönemiyorum ki işte. Dönme diye bir şey yok. Lanet olsun. Parçalanır belki üstüne şey olur dedim ama. Parçalan. Parçalan. Normalde deli gibi parçalanırsın. Allah canını almaya. Titremeyi gel. Sanki parçalandı parçalanacak. Bak çaptı maftı kaydı. Yok ama lan. Bayağı dayanıyor ya lan. Ya. Abi bilim bu noktada çaresiz. Değil mi ama ya? Bilim bu noktada çaresiz. Üstüne ne koyarsam koyayım ağırlık yapacak mı? Yükselmeyecek. Yani bu balonlarla bu kadar. İleri gidebiliyorum. Olayı biraz daha büyütüp daha fazla ağırlık almasını sağlayabilirim. Mesela atıyorum. Şunları bir sil. Tamam da bu sefer sallantıdan iyice gider abi. O iş yalan yani. Niye titriyor öyle? Onu da anlamış değilim bu arada. Hani titremenin esprisi nedir? En ufak fikrim yok. Ama titriyor yani. Ya veyahut da bu iş böyle olmaz ya. Ya ben normal uçak istiyorum ya. Normal uçak için direkt kanadı buna yapıştırıp motoru bağlasam falan gitmiyor mu şimdi? Onu denedik değil mi biz ya? Hani şunu denedik değil mi biz? Ya olay sağa sola dönmek bile değil yani. Olay tamamen şöyle saldım. Gidiyor lan aslında. Aslında gidiyor ha. Vallahi gidiyor bu şekliyle. Sadece dengeyi sağlaması var. Kanadı ekstra yapsam. Yukarı aşağıda muhtemelen yetişmeyecek. Şunu bir sil. Şunlardan çapraz koyamıyorum değil mi? Hani bir şöyle bir diğer türlü. Buraya tutunuyor. Gel. Bir dakika. Şöyle. Tek kare olmaz ki bu yine de. Olur mu? Deniyorum hemen. Şu da saçma olur canım. Böyle uçak mı olur lan? Tamam böyle değil. Böyle hiç değil. Ya o şey normalde hani arka kanatlar belli bir mesafe olur. Uçağın götünü dengede tutmak içindir yani. Atıyorum. Şunu yapıştırdın. Hatta şöyle bir tane daha yapıştırdın. O kanat.
Gelir buraya. Burayı böyle dengede tutar yani. Ama diğer taraftan buna yön veremedikten sonra ne önemi var? Yön verme demişken, burada mekanikler var abi. Yukarı aşağı falan yapabildiğim tuş bir dakika. Tuşta ne? Hangisinin yönünü değiştirebilirim bunu? Piston H. Bu nasıl bir şey? J. Dik coupler. Ne yapıyor ki o? Ha tamam, o zıplıyor. Ona gerek yok. Çeken var. Bırakan var. Pin block. Bu ne lan? Hiçbir fikrim yok. Automation var. Kanatları sallasa çırpsa olur mu? Var mı öyle bir şey? Time blocker, sensör. Aa, bunları hiç bilmiyorum ya. Bunları tam olarak nerede kullanırız? Büyük alet edevatlarda. Ben küçük bir uçak yapmak istiyorum abi. Benim olayım o şu anda. Tamamen. Ve yine bir yerden balona geleceğim, farkındayım ama. Pek fazla seçenekle ön hafif kalıyor. Şu pozisyonda. Bir arkaya kaydırsam balonları. Ne yapayım, şuradan başlasa. Ya daha düz çizgide gitmeyi başarırsam gerisini bakacağım da, işte düz çizgide gidemiyorum şu anda. İlla dengesi bozuluyor hızlanınca. Bak, ivme alınca öne doğru gidiyor. Şuraya koysam. Abi düz gitmeyi başaramadım oyunda ya. Bir tane daha arkaya koy. Şeyler biraz kötü ya. Yön olarak zaten yön vermek için ortaya bir omurga koyup döndürme yapabilir miyim? Öyle bir şey vardı galiba. Hangisi dönüyordu bunlardan? Shival Point. O ne ki? Tuş. Ha, tuş değil ki. Bunda tuş yok. Bu dönme. Piston var sadece. Şey yapan. Coupler var. Grapper var. Simple rope. Winch. He. Hold ne? Wind up. Hold me. Unwind. Çektim bıraktım. Çektim bıraktım gibi bir şey bu. Aynen. Çekiyor bırakıyor. Onunla da yapılır. Nasıl yapılır biliyor musun? Bak şimdi. Hemen beyin yakalım. Dur bir dakika. Şunu da kaldır. Şuraya iki kare koy. Nerede o? Şu arkadaşı görebilir miyim? Hangi yöne doğrusun sen? Yok. Flip. Ulan öyle değil. Sağ sola yok mu bunun? Ha, istediğin yöne var galiba. Emin değilim. Anlarız şimdi. Şöyle koydun diyelim. Nerede o namısız? Şu. Bir yana koyayım ya. Veyahut da bir bu tarafa. Gibi. O da kuyruğu çevirecek. Olacağına hiç inancım yok ama. Beyin egzersizidir. Yardır abi. Şöyle koy. Ve buna balon dizmemiz gerekecek galiba. Bu arada onların tuşlarını ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bunu wind sol diyelim. Unwind sağ diyelim. Çünkü çektiği zaman sola doğru dönecek. Aynı şekilde buna çektiği zaman, sağ bıraktığı zaman sol olacak galiba. Ha? Hızda
Çok mu olur bu? Denemeden bilemeyiz. O. Sabit durmuyor ki. Ama yapıyor yani ana. Yapıyor da işte şu Hiarto sadece sağ sol yapan Allah canını almaya. Şu arkadaş şu. Şu ya. Çok hızlı zaten. Bunun ayarını değiştirmemiz lazım. Çok daha yavaş olması lazım hatta. Yalnız bir tarafa dönüyor o saatten sonra başka tarafa da dönmüyor yani. Öyle bir sıkıntısı var ha. 57 50 olsun. 49-50 arası o kadar fark edeceğini de sanmıyorum da. Ya zaten ilk başta bir uçması lazım bunda. Hatta saldığın zaman bir dengede durması lazım bak. Arka taraf ağır geliyor. Yani bu demek oluyor ki balonları daha fazla sokamaz mıyım ben buna ya? Şu arkayı biraz daha yoğun yap. İşte buraya gelemez abi. Buraya gelemez. Buraya gelir. Buraya gelir. Bu da denge sağlamaz. Denge çubuğu ön tarafa koyayım desem. Şuraya falan. Hala yok artık. Taşak geçiyorum. Evet, dönme olayını böyle yapabiliyorsun. Ama gel gör ki uçuramıyorsun. Yeterince kaldırma gücü. Ya şey olsa ya burada hafif balistiklerden falan olsa ne kadar güzel olur değil mi? Aslında mükemmel dizaynım var. Muhteşem dizayn. De işte. Tasarım harikalarınızı bekliyorum abi yorumlardan. Hadi bakayım bir de sizi tarif etmeye çalışırken görelim onları. Ne dersiniz? Ben de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de Selif efendim. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.